Herkese yeni bir videodan selam. Ben Elif. Bu videom da diğer videolardan bir tık daha farklı olacak. Gerek Instagram'da paylaştığım postlardan gerekse işte videolarımın altına lenslerimi soruyorsunuz. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Bu işbirlikli bir video ve aynı zamanda benim de uzun zamandır takip ettiğim 1 milyon takipçili bir sayfa ile yaptığımız bir işbirliği aslında. Sitesine girdim. Çokça lens var ve konsept lensleri var bu sayfanın. İlla ki duymuşsunuzdur. Bu marka TTDI, The Third Eye, uzun ismi de The Third Eye olarak geçiyor. Benimle iletişime geçtiler ve bir işbirliği yapmak istediler. Ben de kabul ettim çünkü hem normal hayatımda hem de böyle evin içinde de lens takan ve gözlük takan biri olarak sosyal hayatımda çok kullanıyorum. Ben de çok mutlu oldum açıkçası çünkü dediğim gibi uzun zamandır takip ettiğim bir sayfaydı ve lensleri inanılmaz doğal. Kategorilere bölmüşler. İşte Halloween yaklaştığında onlara özel kırmızı, mor renkli lensleri var. Onun dışında günlük hayatta kullanmak isteyenler için daha böyle doğal tonlarda işte ela olsun, kahverengi olsun lensleri var. Ben de yaklaşık 6-7 yıldır lens kullanıcısı olarak benim fikirlerime güvenebilirsiniz. Yanıma solüsyonumu da alıyorum hemen. Ve videoya başlamak istiyorum. Şöyle ki ben bu arada kutuyu açtım. Bir lensi bir gün boyunca gözümle denedim. Hani böyle objektif yorum olması adına. İşte gözlerimi kurutuyor mu? Gerçekten doğal duruyor mu diye. Şimdi sizinle beraber karar verelim bunlara. Dediğim gibi kendimi bu konuda bir master gördüğüm için ilk kez kullanacaklara özelde böyle bir rehber niteliğinde olur diye düşündüm. Kutumuz böyle geliyor. Kutusu da çok tatlı bir kutu. Biraz da kargodan size bahsedeyim. Bu şekilde bir pakette geliyor. Gümrük sunum ücreti 16 lira. Damga vergisi 1 lira. Gümrük vergisi 23.52 kuruş. Toplam ücret de 40. Şöyle kutuyu açıyorum. Burada minik bir aynası çıkıyor. Hepsini beraber açalım istiyorum şimdi. Böyle bir küçük ayna çıkıyor içinden. Bir sürü içinden mesela işte 5 tane lens varsa 5 tane de bunların kutusu var. Dediğim gibi ben karışmaması adına hepsini açıp şuraya da yazdım lenslerin ismini. Benim ilk başlayacağım lens böyle koyu bir renk olacak. Trinity Green. İlk olarak bunu denemek istiyorum. Şu kendi gözlerim. Kendi gözümün rengi bu şekilde koyu kahve. Ben de duruşu nasılsa sizin eğer gözleriniz benimkinin rengine yakınsa benim gibi olacaktır. Burada lensi takarken dikkat edilmesi gereken şey şu ki ellerin temiz olması gerekiyor ve solüsyonların her gün mutlaka her kullanımda değiştirilmiş olması gerekiyor. Yoksa gözde kızarıklık, batma vesaire her şey olabilir. Hepsini beğendiğim ve beğenmediğim özelliklerini söyleyeceğim. Evet, ilk lensimiz buydu. Bana kalırsa lens seçiminde haresiz olanlar bir tık daha doğal duruyor. Çünkü o etrafı olmadığı için yani gözün etrafındaki o çizgi olmadığı için bir tık daha doğal duruyor. Bu da çok koyu bir yeşil. Diğerlerine nazaran bir tık daha gözde belli olan, rengi koyu olmasına rağmen birazcık bana kalırsa çıkık duran bir renk oldu. Bu renk lens arayanlar varsa böyle koyu yosun yeşili gibi buna bakabilirler. Bu arada lensin takımı konusunda da lens şu şekilde durmalı. Yani diyorlar ki kase şeklinde durmalı. Eğer uçları dışarı bakıyorsa o lens terstir ve gözünüze taktığınızda böyle çok batacak, kaşındıracak, yakacak bir lens. O yüzden onu ters çevirdiğinizde böyle lensin uçları yukarı bakmalı. Dışlara doğru değil. Bu da aklınızda olsun. Şimdi ikinci lense geçiyorum. Polar Light Brown. Ben bunun da rengini çok beğendim. Bu da Ela'ya çalan bir renk. Ve gözde çok doğal duruyor. Sanki böyle kendi gözünüzmüş gibi. Kendi gözünüzmüş ama kendi gözünüzün asıl rengi Ela'ymış gibi. Evet, bu da Polar Light Brown'un gözümdeki rengi. Ben bunu çok beğendim çünkü yani dışarıya böyle tak çık bir lens.
ne insanlar dışarıdan lens olduğunu anlıyor ne de böyle hani kapkara kaşınız gözünüz oluyor. Tabii seviyorsanız koyu kahverengi gözü. Uzaktan da doğal duruşu çok güzel. Şimdi birazcık daha yaklaştırayım size. Uzaktan duruşu da bu şekilde. Çok güzel, açık durmayan ve insanın gözlerine böyle lens lens demeyen bir renk bu da. Ve geçelim üçüncü lensimize. Şimdi mavi tonlarında bir renk deneyeceğiz. Bu diğerlerinden bir tık daha açık. Bakıldığı zaman renk açık ama gözde doğal duran bir lens. Yaklaştırıyorum şimdi sizi. Rengi çok açık olmasına rağmen hiçbir şekilde gözde böyle pörtlekmiş gibi bana kalırsa ya da öyle mi siz öyle mi görüyorsunuz bilmiyorum. Doğal duran bir lens. İkinci favorim oldu. Ben böyle soğuk mavi, gri tonlarında lensleri çok seviyorum. Günlük hayatımda da en çok işte bir bundan sonraki deneyeceğimi bir de böyle renkleri kullanıyorum. Bu da uzaktan bakıldığında gerçekten güzel, doğal duran bir lens. Ve şimdi geldik favorime. Bu göstereceğim renk sanki kendi gözünüz, nadan bu renk doğmuşsunuz gibi bir renk. Polar Light Yellow Green. Bu arada lensler kutusunda çok açık renk gibi gözüküyor. Ama göze takıldığında şimdi eğer koyu gözünüz varsa o kadar açık durmuyorlar. Ve konforu da çok iyi bana kalırsa. Dediğim gibi yıllardır işte Solatica'dan, Lorenza, işte Labella'dan, Lazor'da bir sürü marka denedim. Gerçekten taktığım iyi lenslerden bir tanesi. Gözde böyle çok kuruma yapmıyorlar. Bir de bence renk skalasının geniş olması lens için çok önemli. Çünkü kimisi hareli lensleri seviyor, kimisi bir tık daha böyle doğal lensleri seviyor. O kadar çok skalası var ki. Bu arada bir indirim kodumuz da var. Elif 1 koduyla %15 indirim kazanabiliyorsunuz. Özellikle indirim kodlarını kullanmayı çok seviyorum. Çünkü fiyatta böyle oldukça bir değişiklik yapıyor. Bu da Polar Light Yellow Green. Bu benim favorim. Şimdi yaklaştırıyorum göreceksiniz. Bu arada bu lensi ben 2 gün taktım. 2 gün boyunca böyle kimse gözlerimin içine bakmadı. Açık renk lens kullananlar bilirler. Böyle insanlar sizinle konuştuğu zaman bazen böyle gözünüzün içine bakar ya hani o lens mi değil mi ne takmış bu gözüne diye. Bu lens de yani bu gözümdeki lens de hiç öyle bir izlenim olmadı. Gayet kendi gözüm gibi gözüktü. Şimdi gelelim işin güzel kısmına. Lensler için bir indirim kodumuz var. Elif 1 kodunu kullanarak bu alacağınız lenslerde %15 indirim kazanabilirsiniz. Ben azıcık lens fiyatlarından da bahsedeyim. Bu işin piyasası 750-800 lira civarından başlıyor yıllık olanları. Bu lensler de yıllık bakıldığı zaman ve sizi böyle uzun bir süre rahatça götürülecek. Bana kalırsa indirim kodunu eğer almayı düşünüyorsanız mutlaka kullanın. Hatta sitenin indirim dönemleri oluyor. Dediğim gibi yılbaşı zamanlarında işte Halloween gibi böyle onların özel günlerinde %25 indirimleri oluyor, %50 indirimleri oluyor. Bunun üstüne Elif 1 kodunu kullanarak daha fazla indirim kazanabiliyorsunuz. Türkiye fiyatlarıyla kıyasladığımızda daha uyguna geliyor kesinlikle. Kargoyu ben kaç gün bekledim? 15 gün sürdü sanırım gelmesi. 15 iş günü sürdü kargo.
Bir de dediğim gibi 40 lira gibi bir ücret çıkıyor. Gümrüğe takılmıyor, merak etmeyin. Ve size bir tane kargo kodu geliyor. O gelen kargo koduyla ülkeye giriş çıkışını kontrol edebiliyorsunuz sürekli mail üzerinden. Onun dışında kutumuzun altındaki böyle küçük stickerlara da değinmek istiyorum. Burada arkasında bilgileri var. Böyle küçük bir sticker'ı var. Yanında bunlarla birlikte geliyor. Ve burada lensin nasıl kullanılacağına dair, ne yapmanız gerektiğine dair böyle küçük notlar var. Bunlara da bir bakalım. Lensi kullanmadan önce ellerinin temiz olduğuna emin ol diyor. Çok uzun süreler lensi gözünde tutma diyor. Her 3 ayda bir lens kabını değiştir. Lensinle don't go underwater. Lensine suyun altına girme veya işte duşta veya havuzda, denizde kullanma ve lenslerine uyuma diyor. Umarım lensleri, seçtiğim lensleri beğenmişsinizdir. Ben de merak ediyorum, bana en çok hangisini yakıştırdınız? Onları da yorum olarak yazmanızı bekliyorum. İndirim kodunu, Elif1 kodunu kullanmayı unutmayın lens almayı düşünenler. Ben alta tüm bilgilerimi bırakacağım. Bizzat alttaki linke tıklayıp da o sayfayı inceleyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.